Merhaba arkadaşlar, Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Arkadaşlar bugün 22 Şubat 2023. Serada kavun dikimi yapılıyor. Burası küçük bir alan. İki dönüm bir yer. Daha önce de 15 dönüm olarak 2-3 sene bu kavun dikimini bu şekilde yaptık. Şimdi bu bizim bir arkadaşımız, sevdiğimiz arkadaşın Duran. O şimdi burada yok, bir yere gitmiş. Ben de yolumun üstünde buradan geçerken ekim şeklini ve yapılan işlemi kontrol etmek için geldim. Burada şu anda bizim bir problem var. Suyumuz yok. Hemen yan tarafta kanal olmasına rağmen kanallar daha bırakılmadı. Bu sene bir su sıkıntısı olacak gibi gözüküyor. İnşallah olmaz. Çünkü barajlar biraz eksik kaldı. Tam da olmadı. Şu anda bunu kuruya ekiyoruz ve hortumu görüyorsunuz. Hortumla ikişer litre, birer litre can suyu vereceğiz. Seramız iki dönüm dedik. Buraya yaklaşık olarak 1200 mü? 2200 tane fide gitmekte. Ektiğimiz çeşit Balkovan F1. Balkovan F1'i daha önce çok ektim. Turfan'da da erkenci kavun olarak şu anda Balkovan'a yetişecek bir kavun daha ben görmedim. Belki vardır ama çok güzel bir kavun. 65 günde maksimum 70 günde bakımı güzel olursa hasada geçen bir çeşit Galya tipi. Bakımı yapıldığında çok irileşebiliyor. İlk sene yaptığımda 10 kiloya kadar Galya tipi kasa kahunu oldu. İrilikten dolayı satılmadı. Sonraları düzeldi. Bunun için biraz sık ekeceğiz. Şöyle bu kökten bu köke 1 metre yapıyoruz. Kafes aramız 5,5 metre. 5,5 metreye de 4 hat yapıyoruz. Ve bu şekilde yine meç naylonla ekiyoruz. Meçleri tam körlemiyoruz. Birer metre arayla punta atıyoruz. Çünkü tecrübeyle sabit, daha önce tam kapattığımız alanda kavun güzel olmadı. Böyle birer metre arayla kapattığımız zaman, arkadaş şu anda yapıyor. Birer metre arayla kapattığımız kavun tam kapattığımız yere daha güzel oluyor. Alttan biraz hava alıyor. Hem gündüzler sıcak duruyor, hem de fazla bir nemden dolayı kökün zarar görmesini engelliyor. Kavun kök olarak, kök hastaları olarak biraz hassas bir bitki. Bunun için çok aşırı suyu vermememiz gerekiyor. Zaten suyumuz da yok. Toprak kibrit gibi. Bizim vereceğimiz suyun bir zararı olmaz da. Ama normal seralardan bahsediyorum. Fazla sulanmaması gerekiyor. Şimdi bu kavunu diktikten sonra sadece bir can suyu veriyoruz. Boş bir can suyu veriyoruz. Temiz su. Bunun içine dilerseniz bir köklendirici katabilirsiniz ama katmaya da gerek yok. İlk 10 gün sadece su veriyoruz. Başka hiçbir beslemeye geçmiyoruz. 10 gün 2 haftalık olduktan sonra bitki tam köküne atıp kendini toprağa adapte ettikten sonra o zaman gübreleme programına geçebiliriz. O zaman da bir MAP, humik asit ve amino asitle başlayabiliriz. Dönüme 2 kilo, 2'şer kilo yeterli ilk etapta. Daha sonra bitki büyüdükçe bitkinin büyüklüğüne göre ve ihtiyaçlarına göre gerekli müdahaleleri yapacağız. Allah nasip ederse bundan sonraki bu seranın gelişimlerini de çekeceğiz. Allah kaza bela vermesin, yedirmek nasip etsin. Allah'ın izniyle inşallah 70 gün sonra, yani bugün 23, ayın 23'ü, 70 gün sonra ne oluyor? Mart, Nisan, Mayıs'ın ilk haftasında burada hasada geçeriz Allah'ın izniyle. Sen Duran'ın oğlu musun? Evet. Fidelere bakıyoruz. Fideler az bir şey ince gelmiş. Ama güzel, yani fena değil. Şimdi biz bu fideleri biraz geciktik vermesinde. Onun için ne kadar hızlı olursa o kadar iyi diye
Fideciye söyledik. Şimdi hızlı koşan atın boku seyrek düşer diye bir atasözü var. Hızlı giden fide de böyle ince olur ama bunda yapacak bir şey yok maalesef. Diğer fidelerimiz de orada. Bugün ekim işi bitecek. Bugünlerde hava çok güzel. Maç naylonu istemez. Havaları kapattık mı yeterli. Zaten ilk 10 günden sonra zaten Mar'da giriyoruz. Mar'dan sonra da burada kolay kolay don olayı olmuyor. Öyle bir durum olacak olursa da buraya hemen bir tül getirilip gerekli müdahaleler yapılacaktır. Burada şu anda dediğim gibi bizim en büyük sıkıntımız suyumuz yok. Su da 10-15 güne gelir. Ama bunu tankerle şurada görüyorsunuz. Tankerle şimdi sadece can suyu mahiyetinde vereceğiz. Bir su olsaydı, güzel bir su vereseydi çok daha güzel olurdu. Böyle küçük seraları olan 2-3 dönüm, 5 dönüm olan insanlar için hem işçiliği az, kavunun yani yüksek serada kavunun işçiliği yok denecek kadar bir şey, çok az. Bunu işte ekimi olacak. Zaten me çekildiği için fazla bir ot da olmayacak. Yarın bir gün duran şu otları da bir dövsün. Temiz olsun, böyle görüntüsü güzel olsun. Ondan sonra pek de bir işi yok. Bir boğazındaki ot bir çekilecek. Ondan sonra bir de kavun yetiştiği zaman kavunun çevirmesi var. O da iki defa falan yapılsa yeterli. Meç olmasaydı kavun çevirmesi pek gerekmeyecekti. Naylonun üzerine gelen kavun, kavundan süzülen naylonla, kavun çukur yapıyor ya o bölgeyi. Ondan süzülen sular kavunun altında kalır ve çürüme yapıyor. Kavun büyüdüğü zaman, rengi döndüğü zaman tam çıtırını aldıktan sonra. O dönemde bir hafta arayla iki defa çevirmek çürümesine engel olacaktır. Değerli dostlar, bugünkü videomuzu burada sonlandırmak istiyorum. Mardın 5'i gibi biz de Allah nasip ederse biberimizi ekeceğiz. Şu anda biberimizin hazırlıkları bitti. Bir tele kaldı, telini dikeceğiz. Başka da bir işimiz yok. Bunlar da diğer fidelerimiz. Olay bundan ibaret. Ufak seraları olanlar için kısa dönemde çabuk hasada gelen, işçiliği az olan bir çeşit diyelim. Yani kavun iyidir. Ben 2-3 sene ektim. Hepsinden de para kazandım. Allah bereket versin. Hiç zarar etmedim. Güzel mahsul. Yeni videolarda görüşmek üzere. Tarsus Ali Fakı köyünden hepinize kucak dolusu sevgiler. Bu seranın gelişim videoları gelecektir. Kanalımız aktif ve güncel bir kanaldır. Sürekli yeni konu ve videolarla devam etmektedir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.